Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, başlığı yanlış okumadınız. Evet, reis doları altının üzerine itecek dedik. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu ister mi? Elbette ki istemez. Ama yapılan bazı hatalardan dönülmezse de vaziyet ne yazık ki o seviyeye doğru bir gidişatı bizlere gösteriyor. Önceki videolarımızda 5.94-5.95 seviyelerinin oldukça hayati seviyeler olduğunu söylemiştik ki bu seviyelerin aşılması halinde kurda hedefin 6.11-6.28 sırasıyla gideceğini belirtmiştik ki işte 5.95 seviyesindeki bu Çanakkale geçilmez durumu bakalım nereye kadar devam edecek? Umarım geçilmez, umarım kur yukarıya gitmez. Dileklerimiz bu yönde. Şimdi esas biz gelelim videomuzun konusuna, esas mevzuya. Neden reis istemeden de olsa kuru yukarıya doğru çekecek? Birazcık o konuyu açmaya başlayalım. Değerli arkadaşlarım, bir düşünelim. Ya bu doları Türkiye'de kim alıyor? Vatandaş alıyor. Peki neden alıyor? Ekonomiye güveni tam değil, Türk lirasına güveni tam değil. İşte enflasyon olacak, paramın değeri azalacak. Ben gideyim en iyisi dolarda durayım diyor. Tabii ki güven demek ki burada en önemli konu. Yani ekonomiye bir güvenin, Türk lirasına bir güvenin oluşması lazım. Şimdi ben güven yok diyorum. Bunu kendim mi uyduruyorum? Hayır. Bunu kim söylüyor? Bakın, devletin istatistik kurumundan aldığım veri bunu söylüyor. TÜİK. Gelin size bunu göstereyim istiyorsanız. Grafik üstünde konuşalım bunu. Değerli arkadaşlar, Aralık ayına ilişkin açıklanan son tüketici güven endeksi verisinin olduğu grafiği izliyoruz şu an. Aralık ayında güven %1.9 azaldı. Kasım'da 59.9 olan endeks Aralık'ta 58.8'e geldi. Şimdi burada demek istediğim nokta şu. 2019 verisini altta görüyorsunuz, sürekli yatay gidiyor. Bir türlü kafasını kaldıramıyor. Yani vatandaş ekonomiye bir türlü güvenemiyor. Peki değerli arkadaşlarım, şunu düşünelim. Vatandaş neden ekonomiye güvenmiyor? Ekonomiye güvenmediği için de niye gidip dolar alıyor? Ekonomiye güvenmemesinin iki sebebi var. Bakın, birincisi iktisadın içinden geliyor. Diğeri siyasetin içinden geliyor. İktisadın içinden gelen gerekçeye baktığımızda şunu görüyoruz. İktisatta imalat sanayi ve tarımla ilgili olarak reformlar hala yapılmadı. Bunu her videomda söylüyorum. Şimdi tarımla ilgili olarak ya da imalat sanayi ile ilgili olarak oturup bir ülkenin cumhurbaşkanı mı yapar bu reformları, yazar, hazırlar? Elbette ki hayır. Cumhurbaşkanının görevi oturup imalat sanayinde hangi yarı mamül ham madde dışarıdan geliyor, biz hangi fabrikaları kurmalıyız, üretimi ne kadar olmalı, sermayeyi nereden bulmalıyız ya da tarımda hangi bölgelere kooperatifleri kurmalıyız, nasıl zincirler oluşturmalıyız ya da vatandaşım benim dolar alıyor, dolarizasyonu önlemek için sermaye piyasalarını geliştirmem lazım ve bunun için türev ürünler oluşturmam lazım. Arkadaşlar, bunu yapması gereken, bu önlemleri yapması gereken merci Cumhurbaşkanı'nın kendisi değil. Cumhurbaşkanı'nın yanında bulunan siyasi ya da iktisadi danışmanların bu işi hazırlaması lazım. Ama bakın, dikkat edin, yandaş iktisatçılar, özellikle havuz medyasında ekonomi yazanlar, iktisatçılar, Cumhurbaşkanı'nın yanında iktisadi danışmanlar işin kolayını bulmuşlar. Kendileri bu anlattığım işleri yapmadıkları için bir suçlu oluşturmuşlar. O suçlu da kim? Ben, Atilla Yeşilada ve Selçuk Geçer. Bütün imalat sanayini, tarımı, sermaye piyasalarını bozan bu 3 kişi... Hiçbir şey yok, sistem tıkır tıkır çalışıyor ve vatandaş bu yüzden dolar alıyormuş. Buna inanın, çok aptalca bir tez bu. Gerçekten çok aptalca bir tez. Buna kargalar bile güler arkadaşlar. Kimse inanmaz. İşte inanmadığı için de vatandaş gidiyor, mevduatını 50 dolar bile olsa dolarda değerlendiriyor. Dolayısıyla arkadaşlarım, şimdi vatandaşın güvenini kıran, dolara yönelten bir etkendir iktisadın düzeltilmemesi. İkinci etken siyasi bir gerekçe demiştim ki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir şekilde eylemlerinde değişikliğe gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın size 21 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın
bir cümlesini aktarayım. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye yaşattıkları için özür dilemelidir. Ve bunu gerekçe olarak da işte Türkçe ezan diyor, işte başörtü zulmü ve bir de en önemlisi Dersim olaylarını söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanalda siyaset ekonomiyle ilintili olduğu ölçüde yapıyoruz. Tarihe girmiyoruz. Yani Dersim'de doğru muydu, yanlış mıydı, zulüm var mıydı, yok muydu onu tarihçilere ve sizlere bırakıyorum. Ama bakın, Dersim olayları özü itibariyle neticede bir başkaldırı ve bir isyan. Dolayısıyla her devlet isyanı bastırır. Ha, burada isyanı bastırırken orantısız güç kullanılmış mıdır, kullanılmamış mıdır? Bu benim konum değil. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şunu hesap etmesi lazım. Yıllar sonra birisi gelse ya da 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yönetim değişti diyelim ve dese ki Sur'da, Cizre'deki yapılan olaylarda işte AK Parti kendisiyle yüzleşmelidir dese, bu doğru olur mu? Elbette olmaz. Çünkü AK Parti Sur'da, Cizre'de bir şekilde devletin bekası için uygun gördüğü yöntemi uyguladı ve devletin bekasını devam ettirdi. İşte bu durumda şunu söylememiz lazım. Devletin politikasının sürekliliği vardır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Libya'ya Cumhuriyet Halk Partisi karışıyor. İşte diyor ki Türk askerinin orada ne işi var? O zaman Gazi Mustafa Kemal'in orada ne işi vardı diyor. Doğru, evet, Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı? Ve Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki devletin sürekliliği vardır diyor. Çok doğru bir ifade. Ama bakın, o sürekliliği kendi işinize geldiği zaman uygulayıp işinize gelmediği zaman uygulamazsanız olmaz. Yani burada CHP'ye vurarak seçmen konsolidasyonu yapmak artık siyaseten eski ve yanlış bir yöntem. Çünkü seçmen buna bakmıyor. Seçmen ya da dolar yatırımcısı değerli arkadaşlarım neye bakıyor? Siyasi danışmanları Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuyu bence derin derin anlatmalı. Bakın neye bakıyor? Hemen size grafikle göstereyim. Değerli arkadaşlarım, bu grafik Türk Sanayi Üretim Endeksi ve gördüğünüz gibi dipten falan dönmüyor. Yoğun bakımda yatan bir hasta misali. Bakın bir ay yükseliyor, öbür ay düşüyor. Sanayi Üretim Endeksi son verisi Ekim 2019'a aitti. Burada veri önceki aya göre %0.9 azaldı. Bu ne demek? Daralan üretim demek, işsizlik demek, enflasyon demek. Hal böyle olunca da işte dolarizasyonun artması demek. Seçmen artık buna bakıyor değerli arkadaşlarım. O zaman buradan şöyle bir sonuca varalım. Kur üzerinde elbette Amerika ile yaşadığımız gerginlikler rol oynuyor. Ama içeride de yönetimin de siyasi tansiyonu artıracak bir dilden uzak durması hayati önem taşıyor. Bir ekonomi politikasının başarısı toplumun o ekonomi politikasına tüm kesimleriyle destek vermesiyle olur arkadaşlar. Bu destek alınmadan Türkiye an itibariyle tam 5.95'in üzerinde verdiği kur savaşını ne yazık ki kazanamaz arkadaşlar. Amerika ile başımız bela derken önce İstanbul'a kayyum, ondan sonra Ankara'ya kayyum tweetleri atan eski AK Parti milletvekilleri ekonomi için sizce iyi bir iş yapmış mıdır? Allah aşkına ben bunu soruyorum. Yani yeri midir, zamanı mıdır? Çünkü zaten bakın diyorum ki iç yatırımcının güveni yok, dış yatırımcının güveni yok, gelmiyor. Ama bize nakit lazım, sermaye lazım. Bu sermaye bankaya gelecek ki bankadan kredi olarak fabrikaya gitsin, girişimciye gitsin diye. Ama siz şimdi kayyumdu, oydu, buydu yine ortalığı karıştırırsanız attığınız tweetlerle bu Türk ekonomisi için hayırlı olur mu? Neymiş efendim? Sinan Aygün çıkmış, Mansur Yavaş rüşvet istedi demiş. Mansur Yavaş da bir tane video yayınladı arkadaşlar. Ne diyor? Sinan Aygün'ün videosunu koymuş ve Sinan Aygün kendi ağzıyla diyor, hayır efendim böyle bir şey yoktur diye. Şimdi böyle ucuz oyunlar siyaseten de inanın iktisadi olarak da işe yaramaz. Bakın İstanbul seçimlerini hatırlayalım. Ne oldu? İlk seçim yok efendim oy çalındı, o oldu, bu oldu, iptal edildi. İkinci seçim yapıldı. Darma duman oldu AK Parti değil mi arkadaşlar? O yüzden şimdi bu tip siyasi oyunlar ne yazık ki ülkeye zarar veriyor. Zaten olmayan bir güven var ve o güveni de daha aşağıya itiyor. Kurun kontrolü
olası Amerikan yaptırımları ile mücadele için bakın Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti kurmaylarının bu noktadan sonra kucaklayıcı barış diline daha çok sahip çıkması gerekiyor arkadaşlar. Ben naçizane kendilerine buradan bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e tavsiyelerini bir kez daha okusunlar. Çünkü okudukları zaman inanın geçmişte mutlaka okumuşlardır. Ama şimdi bir de bu haliyeti ruhiyeyle bir kez daha okurlarsa inanın hem AK Parti için hem Türkiye için hem kendileri için hem de biz için çok büyük iyilik yapmış olacaklar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.